sevgili seyirciler, Sultanı Zaman programından, Olay TV ekranlarından hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar efendim. İftara doğru yol alırken bu akşam yine çok değerli iki konuğumla beraber hanelerinize misafir olacağız. Öncelikle aynı zamanda benim liseden edebiyat hocam olan, kendisine çok saygı duyduğum, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doktor Murat Yurtsever. Sayın hocam hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Çok sağ olun. Evet. Teşekkür ederiz. Yine Hafız Ahmet Sinan Erçetin hocamız. Ovaakçe Merkez Camii imamı. Hocam siz de hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Evet sevgili seyirciler, bu akşam yine her akşam olduğu gibi Ramazan'a genel bir bakışla baktıktan sonra bu akşam çok farklı bir konuya gireceğiz. Bursa'yı konuşacağız. Bursa'nın manevi mimarlarından İsmail Hakkı Bursavi Hazretleri'ni konuşacağız. Orada onun dergahının bulunduğu o mekandaki Kur'an kursundan bahsedeceğiz. Sonra temel teşkil eden, İmam Hatip liselerine temel teşkil eden o Kur'an kursuna bahsettikten sonra dini eğitim, öğretim hayatının temeli olan İmam Hatip liseleri, ilahiyat fakültelerinden bahsetmeye çalışacağız bu akşam. Sayın hocamla birlikte. Evet hocam. İnşallah. Ramazan, pek çok konuğumuz Ramazan'la ilgili pek çok şeyler söyledi ama her bakış farklı bir şey gösteriyor bize. O bakımdan ben sizden de genel anlamda Ramazan'la ilgili bir şeyler dinlemek isterim. Aynı zamanda seyircilerimizde. Buyurun Sayın Hocam. Şimdi Bursalı halkımızın Ramazan'ını kutlamış olalım. Evet. Giderek ülkemiz Müslümanlarının da Ramazanlarını kutlayarak programa başlayalım. İnşallah beldemizde, çevremizde ve ülkemizde iyi bir Ramazan'la mutlu bir bayrama ulaşmış oluruz. Cenab-ı Hak'tan bunu niyaz ediyoruz. İnşallah. Bereketli saatlerde, duaların kabul olduğu saatlerde, amellerin kabul olduğu saatlerde hep beraber, yani bizimle beraber olan, bizi izleyen seyircilerimizle beraber böyle bir dua edelim. İnşallah Cenab-ı Hak huzur içerisinde bütün alemi İslam'ı mutlu, huzurlu bir Ramazan'a kavuştursun, kavuşmayı nasip etsin. İnşallah. Ramazan programımızın adı Sultanı Zaman. Sultanı Zaman, evet. Ramazan da ayların sultanı. Yani 11 ayın sultanı. Ramazan komutan yani. Sultan, evet, olduğuna göre diğer ayları yöneten, hı-hı, diğer aylara çeki düzen veren, diğer ayları hizaya geçiren yani. Onları sevk ve idare eden anlamında. Böyle mecazi bir yaklaşımla bakmış olsak faydadan hali olmaz. Ramazan ayı aslında gelmeden önce, yani her ibadetin bir niyet tarafı vardır ya, bir başlangıç süreci vardır. Cenab-ı Hak da bizi Recep ve Şaban aylarıyla beraber Ramazan'a bir hazırlar. Üç ayları tutanlarımız vardır. Üç aylar dolayısıyla biraz ibadetlerini artıranlarımız vardır. Biraz daha cemaate devam edenlerimiz, biraz daha merhameti öne çıkaranlarımız vardır. Bu namaz için abdest de böyledir aslında. Sahur, evet, için veya oruç için sahur da böyledir. Yani sizin mihraba geçerken sarık takmanız, cübbe giymeniz bile bir süreçtir yani, evet, mihraba doğru. Dolayısıyla Ramazan da böyle bir süreci ister ve bekler aslında. Zihinsel olarak hazır olmayı. Yani böyle kiraz mevsiminin gelişi gibi, dut mevsiminin gelişi gibi veya... Hocam iftar saati. Yani, iftar saati hocam. Böyle, evet, Bursa Fuarı'nın, festivalinin, evet, gelişi gibi bir şey değil, evet, yani. Tabii, olmaması doğru, lazım. Doğru, evet, doğru. İbadetlerin yoğunlaştığı bir ay. İnsanın merhamet duygularının, insani duygularının, yani iyi insani duygularının, güzel hasletlerin, güzelliklerin zirve yaptığı. Evet. Değil mi hocam? Evet. Öne çıktığı, öne çıkması gerektiği veya bizim öne çıkarmamız gerektiği gereken bir ay aynı zamanda. Dolayısıyla böyle bir zihinsel hazırlık olursa zihin ibadetleri kabul ediyor ve özümsüyor.
onlarla beraber zorluk yaşamıyor. Yani sahura kalkılacaksa kalkılıyor, oruç tutulacaksa tutuluyor, teravihe gidilecekse gidiliyor. Yani evet. Bu zihinsel olarak hazırlık böyle bir faydayı da sağlıyor. Bunun dışında hakikaten ibadetlerin yoğun olduğu bir ay. Mesela Cenab-ı Hak ayet-i kerimede orucu bütün ümmetlere olduğu gibi sizlere de farz kıldım diyor. Demek ki orucu Cenab-ı Hak bütün insanlar için önemsiyor. Bütün insanların faydasına olan bir ibadet gibi düşünüyor, addediyor. Bu orucun keyfini sürmek lazım. Bu oruçtan azami istifadeyi sağlamak lazım. Dolayısıyla oruç dediğimiz diğer ibadetler gibi belki kısa, belki uzun süresi olan ve gün boyu ibadet halinde olduğumuz bir ibadet şekli. Evet. Yani sabahtan başlıyorsunuz değil mi? İftar vaktine kadar ve sürekli oruçlu olduğunuzu hatırlamanızı gerektiren hususlar var, zorunluluklar var. Bir öfke halinde, bir asabiyet halinde bile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oruçlu olduğunuz aklınıza gelsin ve bunu karşınızdakine söyleyin. Evet. Yani ben oruçluyum. Dolayısıyla bu konuya ya girmeyeceğim ya beni dikkate alın. Yani bu konuyu kısa keselim. Evet. Birbirimizi kırmayalım, dökmeyelim anlamında. Oruç zaten bütün Ramazan'ı kuşatan bir ibadet. Bizim Ramazan dışında küçük küçük nafilelerimiz olsa bile. Kur'an'ın indiği bir ay. Değil mi? Şehr-i Ramazanellezi unzile fihil Kur'an. Yani evet. Bu ayda Kur'an indirilmiştir. Ne yapıyoruz? Mukabeleler okuyoruz. Camilerimizde bir, iki vakit. Bazen bazı eğitim kurumlarımızın, Kur'an kurslarımızın talebelerini ayrıca görüyoruz. Evet. Coşuyoruz. Ayrı bir heyecan duyuyoruz. Bir Kur'an'la yüz yüze geliyoruz. Hatim indirmeye çalışıyoruz. Şu anda Ulu Cami'de 9 defa mukabele okunuyor hocam. Maşallah. 9 defa. Günde 9 defa. 9 tane mukabele okunuyor günde. Maşallah. Sabah efendim öğleden sonra 3-4 tane, 5, evet. 4 de öğrenciler okuyor, 9 tane mukabele okunuyor olacak. Kaçırdım demenin imkanı yok. Yani bir yerden yakalıyorsunuz. Sabahkini kaçıran akşam, evet. Akşamüstü olanı şey yapabilir. Dolayısıyla yani ibadetlerimizi namaz da böyle, teravihle çoğaltıyoruz. Normal günlük namazlarımıza teravihi ekliyoruz, biraz daha artırıyoruz. Zekatımızı Ramazan'a denk getirmeye çalışıyoruz. Daha merhametin yoğunlaştığı, daha fakir fukaranın daha çok akla geldiği, belki onların da beklenti içerisine girdikleri bir ay olması sebebiyle biraz zekatlarımızı da Ramazan'a doğru yaklaştırmış oluyoruz. Bunun dışında fitreyi, değil mi? Yani ilave ediyoruz. Bu bir elbette. Fitre ayıdır aynı zamanda. Yani sadakayı. İtikaf, ibadet çeşitlerimizin bir Ramazan'a denk gelen farklı bir şekli. Dolayısıyla bu ibadetlerle biz aynı zamanda kendimizi yenilemiş oluyoruz. Evet. Yani hem rektife ediyoruz, hem rafine ediyoruz, hem bir takım beşeri zaaflarımızı gözümüzün önüne getirip onlardan sıyrılmaya, onları ardımızda bırakmaya, yeni hasletler kazanmaya. Yani Müslüman, mütedeyyin bir insana, hani siz din görevlisiniz, hademe-i hayrattansınız, böyle bangır bangır küsülerden muhterem Müslümanlar, büyük günahları işlemeyin, işte içki içmeyin, kumar oynamayın, zina yapmayın, adam öldürmeyin. Camide bunları yapan insan yok ki zaten. Değil mi yani? Evet. Onlara camiye gelen insanlar zaten büyük günahlardan kendilerini ayırt edebilmiş, muhafaza edebilmiş insan. Onlara söylenecek olan ufak tefek kusurlarımız varsa eğer, hı-hı, mesela kin gibi, kibir gibi, haset gibi, riya gibi veyahut da benzeri şeytandan mütevellit, nefisten doğup gelen, bunları biraz azaltmak veya yok etmeye çalışmak, yerine merhameti koymak,
iyilikseverliği koymak, cömertliği koymak, kanaati koymak, dünyaya karşı biraz müstağni olmayı, dünyayı çok fazla hırs haline getirmemeyi koymak gibi, yani bu Ramazan'ın belki bu yoğun ibadeti esnasında böyle bir takım şeytani ve nefsani hasletlerden kurtulup yeni bir takım hasletleri edinmek gibi bir faydası olabilir. Bizim de zihinsel hazırlığımız bu istikamette olmalı aslında. Yani. Evet. Bunlara evet. Niyet etmeliyiz. Yani. Çok değişik bir bakış açısı oldu hocam. Estağfurullah. Gerçekten çok değişik bir bakış açısı oldu. Evet. Hepimizin bildiği de budur. Herkesin bildiği de budur. Evet. Şimdi hocam tabii bizim zaman zaman yöneticilerimizden konuk olarak aldıklarımız Bursa'yı bize anlattılar. Ama onlar başka bir pencereden Bursa'ya bakıyorlar. Şimdi belediye başkanlarımızdan bahsediyorum. Şimdi biz isterim ki zat-ı halinizle Bursa'ya farklı bir pencereden bakalım. Manevi boyutuyla. Önce bir Bursa'yı bir konuşalım isterseniz. İnşallah. Bursa'nın manevi mimarlarından İsmail Hakkı Bursavi Hazretleri'ne. İnşallah. Oradaki tekke, dergaha, oradan çıkarak İmam Hatip liselerine, ilahiyat fakültelerine ya da işte artık ne zuhur ederse. İnşallah. Evet hocam, bir Bursa'ya bir bakalım. Nasıl bakıyoruz Bursa'ya? Şimdi Bursa'ya bizim bakışımız var. Bir de bizim misafirlerimizin bakışı var. Bizim bakışımız artık normalin üzerine çıkmayan, vakayı adiyeden veya günübirlik bakışlardan ibaret. Ama Bursa'ya gelenler Bursa'nın çok farklı olduğunu, evet, yani kendilerine çok farklı geldiğini, çok farklı duygular yaşattığını falan söylüyorlar. Biz bunları çok fazla belki anlayamıyoruz. Nimetin ama içinde olduğumuzdan belki. Evet. Yani ben her zaman söylerim, görev yaptığım yerde bir tek Selahattin Cami vardı benim. Taşlı'da bir Anadolu kentinde bir süre görev yaptım. Fakat onu dillerinden düşürmezlerdi oranın insanı. Çok severlerdi. Bilirsiniz yani Anadolu'da buna benzer Kurşunlu Cami dedikleri camiler vardır. Hı hı. Onlar Selahattin Cami demezler de Kurşunlu Cami derler veya Hıdırlık vardır. Hıdırlık da bizim Bursa'da Bursa'da var Hıdırlık hocam yani. Bursa'da yani temen yeri falan bir nevi Hıdırlık'tır, evet, zaten. Yani dua yeri manasına. Ama Anadolu'da böyle kabir dediğimiz, türbe dediğimiz hakikaten oraya hizmeti geçmiş çok ulu insanların bulunmadığı yerlerde Hıdırlık ittihaz edilir. Halk bayram günlerinde veya yağmur duasını gerektiren günlerde veya insanların düğündü, dernekti vesaireydi, böyle tenezzühe çıktıkları zamanlarda bir Hıdırlık ittihaz edilir. O zaman o esnada, yani orada bulunduğum esnada dedim ki Bursa çok zengin. Yani bu Hıdırlıklara falan Bursa'da çok fazla gerek yok. Böyle bir tek Selahattin Camimiz de yok maşallah. Bir sürü Selahattin Cami var, türbe var, efendim imaret var, evet, medrese var, Darüşşifa var, yani bir sürü ecdat yadigarı. Aslında Bursa'yı farklı kılan da bu. Yani taşradan gelen insanın Bursa'da çok farklı dediği, buna çınarlar da dahil, hı hı, buna hanlar, hamamlar da dahil, buna şehrin coğrafyası da dahil, tarihi de dahil. Yani bir şehri önemli kılan veya güzel kılan tarihidir, coğrafyasıdır, insanıdır, yani sosyal muhtevasıdır, bir de gelir düzeyidir, zenginliğidir yani. Zenginliği, evet, dediğim, yani yaşanacak kadar, insanların huzur içerisinde yaşayacak kadar imkan sahibi olmaları. Sanayiden bahsediyoruz yani. Bursa koca bir şehir. Evet. Herkese yeten bir sanayi var ve herkes rızkını bol bol temin ediyor. Sosyal yapısı önemli. Bursa bir huzur şehridir. Gerçekten insanları huzurlu insanlardır. Demografik yapısı çok zengin olmasına rağmen, yani her milletten insan olmasına rağmen bu insanlar sizin de yetiştiğiniz çağlarda, yani 60'lı 70'li, evet, değil mi? Tabii. Yıllarda bu insanlarla beraber bu şehir huzur içerisinde yaşadı. Biz en netameli günlerde, yani 12 Eylül öncesi, öncesinde, o evet,
terörün veyahut da anarşinin yoğun olduğu günlerde bile huzurlu bir şehirdik yani nispetle. Diğer şehirlere nispetle. Evet. Nispetle huzurlu bir şehirdik. Ben bunun sebepsiz olduğunu sanmıyorum. Yani mutlaka bir sebep var. Buradaki zevatın, yani yeraltı zenginliğimiz dediğimiz o büyük insanların ruhaniyetlerinin mutlaka bunda bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Bursa'nın tarihi zengin, coğrafyası da zengin. Yani dağıyla, deniziyle, değil mi? Yani yeşilliğiyle, ovasıyla yetiştirdiği ürünlerle tarihi de zengin, coğrafyası da zengin. Hakikaten yaşanılabilir bir şehir. Ve zaten ecdadımız da Orta Asya'dan buraya savaşa savaşa gele Bursa'yı arayıp bulmuşlar ve bize teslim etmişler. Yani miras olarak bize bırakmışlar diye düşünmek lazım. Bundan öteye eğer böyle güzel bir şehirde yaşıyorsak ikinci görevimiz bu şehrin farkına varmak ve kıymetini bilmektir yani. Bunda biraz eksiğimiz var. Dolayısıyla kıymetini bilip ne yapacağız? Kıymetini bilip daha fazla huzurlu olacağız. Daha fazla birbirimize saygı göstereceğiz. Daha çok bu şehirli olacağız. Yani Bursalı olacağız. Evet. Önemli görevimiz bu. Mesela biraz önce biraz sonra bahsedeceğimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri. Bu insan da Bursa'ya göçerek gelmiş. Bulgaristan'dan gelmiş. Ay dostuydu galiba. Ay dostu. Evet. Ama Bursevi adını almış. Evet. Yoksa İsmail Hakkı Bursevi Bursa'dayken geldiğinde ay dostu İsmail Hakkı Efendi'ydi. Hı hı. Yani kibar bir insan, alim bir insan, çalışkan, zahit bir insan. Ay dostu İsmail Efendi ama kendisine Bursevi lakabını uygun görmüş. Yani Emir Sultan da Bursalıdır. Hı hı. Ama o Buhari'yi tercih etmiş. Buhara'dan geldiği için. Niyazi Mısri de Bursalıdır. O Mısri'yi tercih etmiş. Mısır'da eğitim aldığı için. Fuat Bursevi başka. Yani bu insanlar daha fazla şehrin kıymetini bilmişler. Zaten İsmail Hakkı Bursevi'nin diğerlerinden farklı özelliği de İsmail Hakkı Bursevi şehirlidir. Şehir insanıdır ve kendisine, dervişlerine, sevenlerine şehri işaret eder. Yani medeniyetin ortamı, medeniyetin bütün imkanlarının bulunduğu yer şehirdir. Camiler oradadır, medreseler oradadır, eşraf insanlar, sanatkarlar, zanaatkarlar, mektepler, medreseler, kütüphaneler hepsi şehirdedir. Dolayısıyla şehir daha çok gelişmeye, insani gelişmeye, hatta tasavvuf yönüyle gelişmeye daha uygundur der. Dolayısıyla Bursa'nın farkına varmak lazım. Yapamadığımız bu. Yani Bursa'ya teri damlayan insanlar var, gözyaşı damlayan insanlar var, kanı damlayan insanlar var, değil mi? Yani ilk 6 padişahımız Bursa'da. Evet, Bursa'da. Padişah efendilerimiz Bursa'da. Ulema Bursa'da. Yani Molla Güraniler, Molla Yeganlar, Molla Hüsrevler. Evet. Bunlar Bursa'da. Molla Fenariler lakabını seçenler medrese ehlidir. Alim zatlardır. Yani şer'i bilimlerden fen bilimlerine kadar, matematikten hendeseye veya geometriye veya uzay bilimlerine kadar bilgi sahibi insanlardır. Bunlar önemli külliyat bırakmışlardır. Medreselerde raflar dolusu kitapları vardır ve bunlar Bursa'dadır. Yani İsmail Hakkı Bursevi'nin mesela 120 tane sadece kendisinin eseri vardır. Bunlardan en az 55 tanesi kendi el yazmasıyla, Ruhul Beyan dahil, Bursa'da elimizdedir ve kütüphanelerimizdedir kendi hattıyla yazmış oldu. Bu büyük bir zenginlik, büyük bir imkan aslında. Dolayısıyla Baba Sultan'dan başlayan, ki onlar Bursa'nın fethini haber alıp Bursa'ya manevi destek için gelmiş. Osman Gazi, Orhan Gazi.
Baba Sultan'dan başlayıp Piremir'e doğru gelen bir Horasan erenleri var. Yani şehrin fethi için duaya gelenler. Bunların Bursa üzerinde hatırı büyük. Bunların duası makbul. Onlar geldikleri zaman Keşiş Dağı'ndaki keşişlerle karşılaşmışlar. Kendileri gibi uzlet nişin olan, hücre nişin olan dağlarda Cenab-ı Hak'la beraber olan insanlar görmüşler. Onlarla ülfet etmişler. Bursa'ya da dua etmişler. Bunlar savaşan muharip sınıf değil. Evet. Aşağıda savaşan muharip sınıf da var. Yani bizim ecdadımız var. Ulubatlı Hasanlar var mesela. Bu şehrin yetiştirdiği evet. muharip insanlar var. Yine bahsettiğimiz gibi padişah efendilerimiz var. Osman Gazi'ler, Orhan Gazi'ler, 1. Murat'lar değil mi? Hüdavendi Diyarlar. Bildim biraz. Bunlar önemli. Evet. Bir de işte manevi mimarları dediğiniz yani Piremir Hazretleri, Üftade Hazretleri, Emir Buhari Hazretleri, Aziz Mahmud Hüdayi bile Bursa'da yetişmiştir. Evet. Kendini Bursa'da geliştirmiştir. Bursa'dan bizim Üsküdar'a gönderdiğimiz muhterem bir zattır. Hakeza Niyazi Mısri Bursa'da dergahını kurmuş. Sonra Bursa'dan ayrılmak zorunda kalmış, bırakılmış. Bursa'ya hizmeti dokunmuş insanlardandır evet. yani. Şimdi bunları say da say, bunlar bitmez. Evet, yani Süleyman nasıl? Çelebi'yi unutmayalım. İsmail Somuncu Babayı. Somuncu Babayı unutmayalım evet. değil mi? Yani hatta küçük küçük sağda solda sokak aralarında gördüğümüz yatır dediğimiz pek çok muhitte bulunmayan işte yerine hıdırlıklar ihdas edilen bu yatırlar bile o mahallelinin o orada yetişen insanların ya da büyüklerin onlar var diye kendilerine çeki düzen verdikleri insanlardır. Yani o mahallede hala daha ölmüş olsa bile kontrolü sağlayan yani manevi varlığı bile orada kontrol evet. eden insanlardır. Dolayısıyla biz yani görev olarak belki Ramazan'da bile bunu yapabiliriz. Bu şehri tanımaya çıkmamız lazım. Yani bu Üftade Tekkesi nerededir? Üftade Türbesi nerededir? Bu kimdir? Hizmeti ne anlamdadır? Ne kadardır? Öğrencileri kimlerdir? Veya tarikatı, nisbeti bunlar ne anlama gelir? Yani celvetilik nedir, kadirilik nedir, nakşilik nedir? Bu bilhassa Anadolu'da çok fazla etkisi olmuş, çok fazla hizmeti dokunmuş bu tasavvuf faaliyetinin, bu tarikat faaliyetinin özü nedir? Bunun güncellenmesi nasıl olmalıdır? Özür dilerim. Belki Ramazan'da, Ramazan gibi böyle ertelenmiş vakitlerde bunlara fırsat bulabiliriz. Çocuklarımızla beraber, eşlerimizle beraber. Evet. Akşam üzerleri, herhangi bir kabir ziyaretine, herhangi bir medresenin veyahut herhangi bir dergahın ziyaretine çıkabiliriz. Orada farklı bir hava alabiliriz. Ulu Cami'ye gelebiliriz. Şadırvan'da güzel bir öğle abdesti, güzel bir ikindi abdesti. Şöyle buz olabiliriz. Gibi yaz aylarında değil mi Ramazan'da? Evet. Olabiliriz. Yani Ulu Cami'nin farkına varabiliriz. Ulu Cami'nin tadını çıkarabiliriz. Yani sizin arkanızda namaz kılmak ayrı bir rüçhaniyet. Bunu ben estağfurullah, burada ben sizin sadağınızı hakikaten takdir edenlerdenim. Arkanızda namaz kılmaya fırsat düşürenler, düşürmek isteyenlerdenim. Evet. Yani bu kazanç dediğimiz ailenin içerisinde Tahsin Hoca'yı da sayabiliriz. Bu da bir bizim için bir rüçhaniyettir gerçekten. Evet. Dolayısıyla yani müstesna bir şehirdir Bursa. Bu zenginliklerin arasında yani tarihinden, coğrafyasından bahsedelim. Ama yani coğrafyası çok güzel olmuş. Ama içinde bir tek insan bile yaşamayan, dağbaşı, ova, şu bu bunların kimseye faydası yok ki. Evet. Onlar kendi başına bir varlıktır. İnsanın hizmetine sunulmuş olan mekanlar ayrı. Dolayısıyla ecdat burada bir yadigar, bir miras bırakmıştır. Biz de bu şehri çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağız. Bu şehri onlara
anlatmamız lazım. Bu şehirli olmamız lazım. Yani Bursa'yı kuşanmamız lazım. Evet. Dolayısıyla herkese nasip olmaz. Her insanın Bursa'da bulunma şansı bizler kadar yüksek olmayabilir. Bursa miyanında böyle bir iki cümle söylemiş oldum. Şimdi sizin coğrafyasından bahsederken insanın olmadığı ya da yararlanılmayan bir coğrafya öyle kendi başına kalır dediniz. Şimdi Bursa gerek ecdadımızın yönetici olan kısmı gerekse manevi mimarlar Bursa'yı hem şehir olarak hem de diğer yerler olarak nakış nakış işlemişler. Bursa'yı Bursa yapmışlar, bize emanet etmişler. Sizin de ifadenizde biz de Bursalı olmayı bilmemiz gerekiyor. Evet, Bursa'da çok küçük İsmail Hakkı Bursavi Hazretleri'nden bahsettik. Tekrar geniş biraz anlamda geniş biraz daha girelim. İsmail Hakkı Bursavi çünkü böyle birkaç kelam ile, birkaç cümleyle anlatılacak bir zat değil. Zatınız bu konuda çok geniş bilgiye sahip olduğunu ben biliyorum. Dolayısıyla ben de orada 70'ten 75'e kadar o tekkede oradaki kaselerden çorba içtim ben de. Maşallah. Evet. Hafızlık orada mı? Evet, hafızlık orada. Dolayısıyla yani hocalarımızdan kimler vardı? O zaman rahmetli Mesut Hoca vardı. Mesut Hoca vardı. Allah büyük rahmetiyle, büyük mağfiretiyle ona muamelede bulunsun. Çok dayak yedik ama bunu şikayet anlamında söylemiyorum. Bu bizim yaramazlığımızdan kaynaklanan bir şeydi. Dolayısıyla çocuklar yaramazlık çağlarında olduğu için hem yaramazlık hem hafızlık onu dengeleyemedikleri durumda araya hoca girebiliyor. İşte o girdiklerinde biraz hırpalandık ama olsun. Evet. Hiç şikayet anlamında söylemiyorum. İbrahim hocamız vardı yine. O caminin imamıydı. Bugün hayatta olan yine. Nereden? İbrahim? Efendim? Değil. İbrahim? İbrahim Maden'di galiba. Neydi onu söyleyeyim. Onu. Madenli hoca. İbrahim. Maden köyünden İnegöl. O da İnegöllüydü. Hmm. Dolayısıyla bugün halen hayatta olan Münir Hoca orada ders okuturdu. Evet. Tekke'de görev yaptı demek. Tabii sabahları Emir Sultan'dan çıkar, yürüyerek gelir. Orada dersleri dinler. Hafızlar onun da yaklaşık 15 tane falan hafızı vardı onun da. Benim hocam Mesut Hoca'ydı. Dolayısıyla öğle namazına tekrar gider, gene geri gelirdi. Böyle fedakarlıklar yaptılar. Siz Bursa'yı Bursalı gibi yaşamak lazım deyince bir görev addetmesi gerekiyor insanın kendisine. Fedakarlık yapması gerekiyor. Hı. Ama bugün biz onların gösterdiği fedakarlıkları pek gösterdiğimiz söylenemez. Yetişiriz inşallah. Yani bunda geç kalmış sayılmayız ama bu farkındalıkla olan bir şey. Şimdi benim mesela İsmail Hakkı Bursevi olsun, Üftadi Hazretleri olsun, Emir Buhari olsun, bunların kerameti zahir, keramet sahibi ve kerameti zahir insanlar olduğuna dair bir itikadım vardır. Hepimizin vardır. Evet. Yani nedir kerameti zahir olmak? Gerçekten keramet sadece denizin üstünde yürümek değilse veya ateşin üzerinde yürümek, havada uçmak falan bunlar nasıl yani keramet sınıfına girmeyen şeyler yani. Keramet aslında İsmail Hakkı Bursevi'nin kidir. Yani Ruhul Beyan tefsirine değil mi? Kur'an-ı Kerim üzerine en büyük hizmeti vermiş. Sahasında çok farklı bir tefsir yazmış. Ayrı bir tefsir yazmış. Dünyaca meşhur. İsmail Hakkı Bursevi'nin Kur'an-ı Kerim'e hizmet etmiş olan İsmail Hakkı Bursevi'nin hala dergahında Kur'an-ı Kerim tilavet ediliyor olması, hafızların yetişiyor olması bu zahir bir keramettir zahirdir diyorsunuz. Yani hala da. Hocam devam edeceğiz ama bu çok önemli bir konu burası. Özellikle Bursa için. İlim dünyası için bu çok önemli İsmail Hakkı Bursavi Hazretleri'nin. Ama bir ara vermemiz icap ediyor. Aradan sonra tekrar devam edelim. Evet sevgili seyirciler, bir reklam aramız, ardından yine beraberiz. Bekliyoruz efendim. (Gülüyor)
Bismillahirrahmanirrahim. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا وأعرض عن المشركين ولو شاء وما جعلناك عليهم حفيظا
وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Sevgili hocam, çok teşekkür ederiz. Ağzına yüreğine sağlık. Evet, sadakallahul azim. Allah ne güzel söyledi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Ondan başka tanrı yoktur. Ondan başka ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. O her şeye vekildir. Güvenilip dayanılacak tek varlık odur. Gözler onu idrak edemez. Halbuki o gözleri idrak eder. O en ince şeyleri bilir ve her şeyden haberdardır. Doğrusu size Rabbiniz tarafından basiretler, idrak kabiliyetleri verilmiştir. Artık kim hakkı görürse faydası kendine, kim de kör olursa zararı kendinedir. De ki ben üzerinize bekçi değilim. Böylece biz ayetleri duruma göre farklı tarzlarda gönderiyoruz ki iyi öğrenmişsin desinler ve biz anlayan toplum için Kur'an'ı iyice açıklamış olalım. Rabbinden sana vahyolunana uy, ondan başka ilah yoktur, müşriklerden yüz çevir. Allah dileseydi onlar ortak koşmazlardı. Biz seni onların üzerine bir bekçi kılmadık. Sen onların vekili de değilsin. Cenab-ı Hak bize Kur'an'da beyan ettiği şekilde bir ömür sürmeyi hepimize lütfesin inşallah. Evet sevgili seyirciler, Doktor Murat Yurtsever hocamız da Bursa'yı, Bursa'nın değerlerini, Bursa'nın güzelliklerini konuşuyoruz. Bu çerçevede İsmail Hakkı Bursavi Hazretlerinden bahsederken bir ara vermiştik. Şimdi yeniden İsmail Hakkı Bursavi Hazretlerini dinlemeye devam ediyoruz. Buyurun Sayın Hocam. Evet, şimdi Bursalı olmak ya da Bursa'nın farkına varmak, Bursa'nın tadını çıkarmak dediğimiz çerçevede o faslı şöyle bitirelim. Bursa'da bir hayli hemşehri dernekleri var. Bursa'da bir hayli hemşeri vakıfları var. İllere ait vakıflar veya dernekler, evet, veya buna benzer tüzel kişilikler var. Bunlar asla rahatsız edici değil. Yani bunlar bir zenginlik. Ancak eğer bu dernekler bir dayanışma derneği olarak, o kültürü yaşatma derneği olarak veya hayır hasenat derneği olarak, öğrenciye, fukarayı vesaire hizmet görüyorsa bu fevkalade güzel bir şey. Ama bu dernekler şehirle harmanlanamıyorsa, yani şehrin organizmasına dahil olamıyorsa burada bir eksiğimiz var demektir. Bursa'yı konuşuyorsak eğer, Ramazan'la da alakalandıracaksak eğer, 1940'larda, 50'lerde Bursa'ya gelen Bulgaristan muhacirleri dostlarımız var idi, evet, mesela. Bunlar aynen Mekkeli muhacirler gibi geldiler ve Bursa'yı beraber imar ettik. Hani Medinelilerle Mekkeliler Medine'den hareketle Mekke'yi nasıl kuşatıp fethettilerse biz de Bulgaristan muhaciri dostlarımızla, hatta Üsküp'ten, Makedonya'dan yani gelen Arnavut vatandaşlarımızla, İlahir, yani Karadenizli dostlarımız var, Artvinli dostlarımız var. Bunlarla beraber bu şehrin çarşısına, pazarına emek verdik. Bu şehri büyüttük, sanayi şehri haline getirdik. Dolayısıyla bir araya gelmeyi başardık, becerdik. Bundan sonra da yani şehrin hemşerisi olmak konusunda başarılı olabilirsek Bursa'yı çok daha güzel anlar ve Bursa'yı daha güzel yüceltiriz. Ama şehrin hemşehrisi olmak şart. Evet. Yani ben Elazığ'dan geldim, Elazığlı kalırım. Ya da Muğla'dan geldim, Muğlalı kalırım derseniz bu şehir size elini uzatmaz.
Yani siz bu şehrin sıcaklığını duyamazsınız. Ah vatanım der durursunuz, öyle de kalırsınız. Evet. Burada bir eksiğimiz var. Biz bunu Bursalılar olarak, yani bu şehrin yerlisi yok. Elbette. Bu şehrin yerlisi 10 sene önce gelendir yani. Yani. Sizden 10 sene önce gelen bu şehrin yerlisidir. Onlardan 10 sene önce gelen onların daha öncesi ve yerlisidir. Dolayısıyla hepimiz muhacir geldik. Osman Gazi de. 1326'da değil miydi? Tabii. Yani o Bursa'nın ilk fethi. Fethi tabii. Yani O zaman Bursalı olmaya başladık hep. Yani dediğiniz gibi padişah efendilerimiz de muhacirdir. Evet. Onlar da buraya ta Orta Asya'dan başlayan değil mi? Evet. Ama Bursa'ya geldikleri zaman artık şehirli oldular. Artık çadırlar arası değil, ülkeler arası görüşmeyi, savaşmayı veya anlaşmayı başardılar, becerdiler, göze aldılar. Dolayısıyla biraz da onlara benzer halde bizim de bir küçük hamle yapmamız gerekiyor. Bu şehrin köklerine uzanmakla olur. Yani şehrin kökleri dediğimiz, yani bu şehrin mazisine, hafızasına. Şehrin hafızası vardır. Yani şehir bizim gibi karın altında üşür, yağmurun altında ıslanır. Yazın bizler gibi terler, harman olur, harmanlanır veyahut da sıcağı yaşar. İnsanlar gibidir, canlı bir organizmadır. Her şeyi değişir şehrin. Bakarsın havası değişir, bakarsın insanı değişir. Fakat kimliği değişmez. Evet. Yani değişmeyen tek şey şehrin kimliğidir. O gün bugündür. Yani bu kadar ismini saydığımız zevatın, padişah efendilerimizin, ulemanın bu şehirde olması nedeniyle Bursa eskiden beri muhafazakar bir şehirdir. Dindar bir şehirdir. Dolayısıyla yani dinine karşı saygılı bir şehirdir. Buradan nereye gelelim? Ramazan'a karşı da saygılı olalım. Yani evet. Bu şehrin hakkını vereceksek, bu insanların mirasına sahip çıkacaksak, ortak olacaksak, bu şehirden onlar gibi biz de istifade edeceksek, oruç tutmayı veya oruç tutması gerekmeyen çok sayıda insan var. Hakikaten oruç tutması gerekmeyen. Evet. Yani hamilelerimiz var, lohusalarımız var, yolcularımız var, kalp hastalarımız var, Allah şifalar versin. Tansiyon hastalarımız var, değil mi? Yani kronik rahatsızlığı olanlar var, malül olanlar var, çocuk olanlar var. Veyahut da şeker hastalarımız vesairelerimiz. Yani tutmaması hatta emredilen. Yani Ramazan'da doktorlarımız birer müftüdür aslında. Evet. Yani müftüler bile hastalığı olanlara veya şu hastalığım konusunda oruçla alakalı ne düşünmeliyim diyenleri doktora sevk ederler. Yani, doktoru ne diyorsa o derler. Yani evet. Dolayısıyla biz doktorlarımızın nezaretinde aynı zamanda müftülerimizin nezaretinde oruç tutarız ya da tutmayız. Çok sayıda dediğim gibi orucu tutamayan, tutamayacak olan insanlarımız vardır. Ama yapılması gereken aleniyetle orucu yememektir. Yani aleniyetten kaçınmaktır. Çünkü oruç tutan insanları gücendirirsiniz. Onları kırmış olursunuz. Eğer biz bu şehrin içerisinde birbirimize saygılı olamazsak, birbirimizi gücendirirsek toplumsal bütünlüğümüz zedelenir. Birbirimize olan saygımız, iyi niyetimiz, iyi duygularımız yara alır. Dolayısıyla oruca saygı göstermemiz lazım, oruçluya saygı göstermemiz lazım. Bu şehirde yaşayan insanlar ve bu şehrin manevi dokusuna, köklerine vakıf olan ve sahip çıkan insanlar olarak böyle bir zorunluluğumuz var. Yoksa kimse oruç tutmak zorunda değil. Kimse oruç tutmadığı için cezalandırılmak zorunda da değil. En azından insanlar tarafından. Evet. Ama mesafeli olmak lazım. Birbirimizin hatırını, gönlünü kırmamamız lazım. Ramazan'ın da, yani Ramazan'ı da mübarek bir ay olarak hoşnut tutmamız lazım, kırmamamız lazım. Yani muhafazakar şehrin muhafazakar insanına ve hemşehrilerine böyle bir görev düşüyor. Bu noktada
uyarmak da tatlı bir dille yani usulüne evet. usulüne göre uyarmak da oruç tutanların hakkıdır. Yani 30 gün yaşlısı veyahut da uleması sizler gibi din adamları, din görevlileri ve hoca efendileri nezdinde bu Ramazan'ı beraber ulus olarak veya şehir olarak beraber yaşamamız lazım. Son bıraktığımız yer kerameti zahir insanlardır dedik. Gerçekten öyle. Yani Süleyman Çelebi mesela Mevlid'i yazmış değil mi? Yani bizim Bursa'mızdan. Süleyman Çelebi aslında şair falan değil. Biz ona Nazım deriz. Yani Mevlid Nazım'ı deriz. Yani bir tek şiiri var. O da Mevlid. Yani bir tek şiir yazmış. Harika bir şiir yazmış. Ya, değil mi? Evet. Ve bu şiir değil mi? 5 asırdır, 6 asırdır, evet. 7 asra doğru uzanan bir çizgide Türkiye'de, Balkanlarda, Türkiye Cumhuriyetler'de, Musul'da, Kerkük'te yani Güney vilayetlerimizde aynı coşku ile okunan, hatta bu bizim ehli sünnet geleneğimizi perçinleyen, kökleştiren, bizi birbirimize daha çok hani düğünde veya cenazede dediğimiz o zor günlerimizde veya mutlu günlerimizde bizi birbirimize yaklaştıran, yapıştıran bir unsur olmuş Mevlid. Bu bir keramet. Evet. Yani siz bir tane şiir yazacaksınız ve şu o şiir 6 asırdır bütün coğrafyada, bütün Türk ve Müslüman ülkelerde okunmuş olacak. O şiiri yazmaya yeltenirken veya kararı verirken, o yola çıkarken niçin yola çıktığında bir oradan kaynaklı muhtemelen. Evet. Hocam şimdi yani Allah Resulüne duyulan bir muhabbet. Tamam. Allah Resulüne yapılan onun için onun açısından bakıldığında bir küçümseme ifadesinden yola çıkarak onu yüceltici sözler hepsi bir araya gelmiş ve kerameti zahir gibi. Evet. O da bir keramet tabii. Yani böyle Ramazan günlerinde muhtemelen yani tevatüren gelen habere göre sağlıklı sika bir haberdir yani o habere göre. İşte Bursa'da böyle Ramazan günlerinde veya gezginci bir vaiz mübarek günlerden veya akşamlardan birinde bahsederken yani peygamberlerin birinden diğerine herhangi bir fark yoktur. Üstünlüğü yoktur, evet. Ayet-i kerimesini yorumlarken Hazreti İsa Aleyhisselam ile Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam arasında bir fark yoktur. Veya Hazreti Adem Aleyhisselam ile Nuh Aleyhisselam, Şit Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, peygamberlerin hepsi bir ve beraberdir ve biz onlara öylece yani birinden diğerine herhangi bir fark veya bir rüçhaniyet yoktur. Cenab-ı Hak katında tercih farkı yoktur şeklindeki yoruma Süleyman Çelebi içinden itiraz etmiş. Yani. Evet. Ve bunun rövanşını da Mevlid'le pekala almış. Fazlasıyla. Yani adını bile bilmediğimiz bir vaiz, evet. bir sizin dediğiniz gibi böyle küçük küçümseyen ve hafif leten bir ifade kullanmasına rağmen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı çok güzel evet. ifade eden ve bizim Mevlid'in okuduğumuz kısımlarının dışında okumadığımız güzel bahirleri, evet. beyitleri de vardır. Evet, yani, siz bunu hepimizden çok daha fazla takdir eder ve değerlendirirsiniz. Çünkü siz edebiyatçısınız hocam. Yani, yani bunun sahibi Süleyman Çelebi. yani biz sadece onu okumaya çalışan veya öğrencilerimizle paylaşmaya... Sizin bir ifadeniz vardı ben lisedeyken hatırlıyorum. Şiiri mesela Tanzimat Edebiyatı mı neydi? O dönemdeki böyle ağır şiirler var. O şiirleri yorumlamaya çalışırdık. Servet-i Fünun. Servet-i Fünun. Yorumlamaya çalışırdık. En son şu ifadeyi kullandınız. Evet arkadaşlar hepiniz güzel şeyler söylediniz ama buradaki mana şairin karnında gizli derdiniz. Evet. Gerçek manaya ulaşamazdık biz de velhasıl. Burada tabii Allah Resulü var. Evet yani
El mana fi batni şair, o bir darb-ı mesel, bir kelami ki vardır. Evet. Yani şiiri izaha gücünüzün yetmediği yerde işi şairin karnına havale edersiniz efendim. O da orada kalır. Bu bazen hakikaten zarurete mebni olarak böyle olur. Bazen de bunu fevkalade kendi mıstakınca yoran ve yorumlayan şiir şinaslar vardır. Süleyman Çelebi'nin şeyi, şiirdeki dehası o peygamberimize duyduğu coşku, evet, dolayısıyla ve bir kamil insan, saf bir insan olması dolayısıyla, yani kaleminden de şiirinden de görevinden de o dönemde seçkin bir muteber bir insan olmalısınız ki Ulu Cami'ye imam elbette nasip edilmiş olasınız. Demek ki böyle bir halk nezdinde itibarı olan bir saygın bir insan da olması lazım. Bir beytini burada, Mevlid'in dışındaki beytlerden bir beytini zikretmiş oğlum. Süleyman Çelebi özrü taksir bölümünde. Yani Mevlid-i Şerif'i, o mesnevi yazdıktan sonra mutlaka diyor benim bu şiirle alakalı olarak bazı eksiklerim olabilir. İstediklerimi tam olarak anlatamamış olabilirim. Hatta yanlış anlaşılmış da olabilirim. Fakat okuyucudan, yani din görevlisi hocalarımızın, kıraat edenlerimizden başta olmak üzere dinleyicilerimizden özü taksir dediğimiz, yani kusurlarının affı için bir uzunca bölümü daha var. Orada diyor ki okuyucuyu yücelterek, okuyucuya ayrı bir fırsat ve bir irtifa kazandırarak, gerçi diyor tam ve nakıs olanı kamil insan bilir. Yani nedir tamam olan ve nedir eksik olan, bunu kamil insan, olgun insan bir bakışta bilir. Hı hı. Ama kamil insan herkesi kamil bilir diyor. Ne kadar güzel değil mi? Yani kamil insan, olgun insan herkesi kendisi gibi veya kendisinden daha üstün olgun insanlar gibi olgun bir işte. Kemalat dediğimiz bu. Yani bütün biraz önce konuştuğumuz hırstan, hasetten, kinden, kibirden arındırılmış kamil insan. Ramazan bu aile bunun için var. Şaban ayı bunun için var. Teravihler bunun için var. Mukabeleler bunun için var. Yani insanı kötü duygulardan arındırıp kemal noktasına getirmek. Dolayısıyla İsmail Hakkı Bursevi bizzat bu tür isimler, Süleyman Çelebi'ler veya Emir Buhari'ler dergahlarında insan eğitmek, insanı arındırmak için özel atölyeleri olan, özel mesaileri olan insanlar boş geçmemek lazım. Evet. Hocam çok güzel gidiyor. Gerçekten çok güzel gidiyor. Zinli ama demek. Her şeyin olduğu gibi bunun da bir, bu sohbetin de bir sonu olacak. Evet. Yaklaşık 1,5 dakikamız falan var. Ben istiyorum ki şöyle ana hatlarıyla Bursa'da dini hayat, dini tahsil, eğitim gören, dini eğitim gören okullardan şöyle 1-1,5 dakika bir zaman diliminde Bursa'da İmam Hatip Lisesi'nin kuruluşundan belki İnşallah. Belki ilahiyatın İnşallah. Oluşturulmasından, Yüksek İslam olarak başta hep sonra ilahiyat olmasından şöyle 1-1,5 dakika. Şimdi burada ben özellikle Bursa ile ilgili olarak takdirlerimi belirtmiş olayım. Bursa'da gönüllü kuruluşlar gerçekten güçlü ve birbirleriyle tesanüt içerisinde. Evet. Yani bütün hayır kurumları, bütün gönüllü kuruluşlar, vakıflar, dernekler, cemaatler, tasavvufi hareketten bahisle cemaatler, bunlar birbirlerini yakından tanıyan, arkadaşlıkları çok eskilere varan, yani 1960'lara, 70'lere varan, eski bir hukukla çocuklukları beraber geçmiş. İnsanların güç verdiği gönüllü kuruluşlar olduğu için birbirleriyle uygun adım, tempolu yürümesini biliyorlar. Bu Bursa'ya has veya Bursa'da çok bariz görünen bir husus. Bunu da ben, yani Bursa'nın manevi dokusuna, manevi gücüne hamlediyorum. Dolayısıyla Kur'an'a,
dini bilimlere, dini hayata hizmet eden güçlü kuruluşlarımız var. Güçlü hayırseverlerimiz var. Eşraftan insanlarımız var. Ve bu gönüllü kuruluşlarımızı destekleyen, güçlendiren insanlarımız var. Bunun devlet nezdinde, devletin gücüyle veya devletin kontrolü altındaki dini eğitim kurumlarına yansıması da öyle. Yani İmam Hatip Lisesi'nin Bursa'da kuruluşu İsmail Hakkı Derneği'nin himmetiyledir. Evet. Yani İsmail Hakkı'nın kerametleri devam ediyor. Devam ediyor. Eğer, kerameti zahir devam ediyor. Evet, kerameti zahiri keramet evet. devam ediyor. Eğer İmam Hatip Lisesi'nden hocam, söz ediyorsak İsmail Hakkı Bursevi'nin hocam, 30 nefesi saniyemiz var. Ben bütün Bursalı hemşehrilerimize, Bursa'yı konuştuk hemşehrilerimize, burada bizlere hizmet eden, mutfakta çalışan değerli olay televizyonu personeline, arkadaşlarımıza, bu geceyi bizi izleyicilerle buluşturan sizlere, vesile kılan sizlere minnet duyuyorum, teşekkür ediyorum. Hocam biz de size çok teşekkür ediyoruz. Zahmet ettiniz, buraya kadar geldiniz, programımıza katkı koydunuz, güzel bilgiler sundunuz. Bursa'yı güzel anlattınız. Dolayısıyla ben seyircilerimiz adına, Olay TV adına size teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sevgili seyirciler, bu akşam da zaman su gibi aktı gitti. Programın sonuna geldik. Efendim, Allah tuttuğumuz oruçlarımızı kabul etsin. İftarınız hayırlı olsun, geceniz mübarek olsun. Kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olun. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله